WeCoin ve WeCoins kurucusu Hamza Özkan Çıbır. Özkan Bey, günaydınlar diliyoruz, iyi sabahlar diliyoruz. Günaydın, iyi sabahlar Tahir Bey. Ne güzel, sizin de benim gibi enerjiniz var vallahi sabah sabah. Evet, sabah erken kalkıyoruz. Erken başladığımız zaman da bu enerji her zaman için olabiliyor. Ama tabii ki sizin kadar değil Tahir Bey. Estağfurullah, estağfurullah Özkan Bey. Evet Özkan Bey, şimdi bu Bitcoin'leri soracağım. Tabii sizin de vatandaşlara, yurttaşlara merak edilen şeyler varsa onları da söylemenizi istiyorum. Önce bir kendinizi bir tanıtır mısınız bizlere? Adım Özkan Cebe. Kendim yaklaşık olarak 2015 yılından bu yana kripto para piyasasını takip ediyorum. Ve dünya üzerine takip ediyorum. Sadece Türkiye değil. Şu anda zaten Bakü'deyim, Azerbaycan'dayım. Burada bazı çalışmalarımız vardı. Onlarla buradayız. Şimdi kripto paralar evet hayatımıza artık girdi. Dünyanın piyasasının nabzına girdi bununla alakalı. Ama buradaki dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunlardan bir tanesini aslında kripto paralardaki bu zamana kadarki bütün zararlar ya da bütün mağduriyetlerin tek kaynağı aslında bilgisizlik, az bilgi ve insanların çok para kazanma hırsından kaynaklanıyor diyebiliriz ilk başta. Evet. Peki Özkan Bey, ben mesela şunu merak ediyorum. Örnek veriyorum. A vatandaş 500 bin lira parası var. Diyor ki ben diyor kardeşim altcoin'lere gireyim diyor 500 bin liramla. 500 bin lirasını 700 bin lira yapıyor. 800 bin lira yapıyor. Güvenilir mi Türkiye'deki bu coin firmalar? Şimdi Türkiye ile alakalı değil. Aslında mesela büyük borsa var. İsimden söylemek istiyorum. Mesela dünyanın en iyi büyük borsa var. Ve Türkiye'deki büyük borsa da var. Şimdi burada özellikle yeni giren insanlar, bu işe yeni giren, yeni yatırım yapacak olan insanların altcoin'e kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Altcoin'e girmesin diyorsunuz değil mi? Yeni girecek insanlara. Çünkü eğer ki bilgisi yoksa, iyi bir kişiden bir eğitim almadıysa gider. Çünkü altcoin'in altı çok fazla volüm, hacimle olmadığı için bir anda yükselebilir, bir anda da çöp olabilir. Yani bir anda yok olup gidebilir de bununla alakalı. Bu arada çok dikkat etmek lazım. Yani bir altcoin'e girerken çünkü bakmak lazım bu altcoin'in projesini neye hizmet edecek, arkasında hangi şirketler var, ilerideki projelerini bunları iyi incelemek lazım. Hani sadece borsaya girdik, bir yükseliş trendi var, hadi biz bunu alalım deyip de alırsak evet 500'ümüz 700 olabilir, 800 olabilir ama da sabah bir kalkmışsınız ki elde kalmış 100 lira. 100 lira aynen öyle. Yani çok öneriniz şu mu? Yani ben şunu anladım. Yeni Bitcoin dünyasına girmek isteyenler sakın altcoin'lere girmeyin. Bitcoin olabilir, Ethereum olabilir değil mi Rusların? Evet evet, bildiğimiz tepe coin'e var. Yani bunlar da kendilerini biraz yetiştirmeleri lazım. Bitcoin, Ethereum, Dash gibi sayabileceğimiz daha birçok daha coin'e var. Bunlar da kendilerini geliştirsinler. Peki ondan tüyolarınız sonra nedir Özkan Bey? Yani ne gibi tüyolarınız var? Vatandaş diyor ki kardeşim ben bunlara girdik şu an. Türk halkında her tanıdığım 3 kişiden birinin bu işlerle uğraşıyor. Önerileriniz evet nedir vatandaşlara? Dünyada bu şekilde. Bakın ben devamlı seyahat ediyorum. Yani bir otelde konakladığım zaman eğer ki bir sohbetimde buradaki garsonlar ya da lobideki insanlar kripto parayı duydukları an direkt ben bize soruyor. Diyorlar ki tüyonuz ne? Hani bunu Türkiye'de çok yaşıyoruz bununla alakalı. Buradaki tüyomuz şu. Bu işte evet çok güzel para var, çok güzel trend var. Biz çok kişiye bununla alakalı tavsiyelerde bulunuyoruz. Kendi yatırımlarımız daha çok büyük. Ama buradaki olay mutlaka ve mutlaka bununla alakalı bir eğitim almalı lazım. Birçok YouTuber var bununla alakalı. Çok güzel analizler paylaşıyorlar. Bunu yapabilirler. Üst coinlerle kendilerini geliştirdikten sonra grafikli, analizli... Dursun arkadaşlar bu, evet. Sonra bir şeyler yapabilirler bence. Peki devam ediyoruz, gayet ne güzel, monoton gitmiyor, güzel ve sıkıcı da gitmiyor. Hani sorduğum sorulara insanları sıkmadan konuşuyorsunuz, böyle kısa ve net, insanların anlayacağı şekilde. Bu da güzel bir şey Özkan Bey. Şimdi bu Bitcoin'ler güvenilir mi, güvenmeli miyiz, hangi firmalarla çalışmalıyız? Hani Türkiye'de çok firma var, isim tabii kullanmayalım lütfen, rütük kuralları tabii gereği. Halk ne yapsın abi, şu an bizi izliyor yüz binlerce insan. Bitcoin ile ilgili merak ettiğiniz sorular nedir? Ne söyleyeceksiniz insanlara? Şimdi halkımız ne yapsın bununla alakalı? İlk başta dediğimiz gibi o tepe coinler kesinlikle uzun vade hiçbir zarar ettirmez. Kripto para dediğimiz paralar eğer ki gerçekten bir blockchain teknolojisiyse, yani burada tokenle ve blockchain'i ayırmak lazım burada.
tokenini de işte Ethereum'un altyapısından çıkartabilen ve bunu herkesin çıkartabileceği. Yani Tahir Bey, şu program bittikten sonra ben size 2 saat içerisinde Tahir adına bir token çıkartabilirim. Bunun hiçbir maliyeti yok. Ve her önüne gelen token çıkartıyor ve bunu bir şekilde pazar sunuyor. Yani Türkiye'de, dünyada çok basit borsalar var ki 5.000-10.000 dolar çıkarttığın tokeni hemen listeletebiliyorsun, hemen satışa sunabiliyorsun. Ama arkasında bir bilgi birikim yok, bir teknoloji yok bununla alakalı. Buna girmem lazım. Lütfen aldığınız tokenin, eğer ki altcoin'lerden alıyorsanız, bir internet sitesine girin. Bir bakın bu şirket ne yapmış geçmişte, gelecekte ne yapmış. Bu sattığı tokenle alakalı sadece alım satımım var, yoksa ileride bazı projeleri entegrasyon mu yapacak bununla alakalı? Ne bileyim, bir ürün mü satacak, bir teknoloji mi geliştirecek? Bunlar çok çok önemli. Hani araştırmadan insanlara kulaktan dolma bilgili kesinlikle ve kesinlikle buna girmesinler. Yani çok böyle güzel. Hani kumar masalarında rulet vardır ya, kafanıza göre sayılar veriyorsunuz. Yani böyle kafamıza göre oynamayın diyorsunuz. Peki evet. 1 milyon lira deniliyor Bitcoin'in olacak rakam. Yani Türkiye parasıyla söylüyorum. 1 milyon lira Türk liraya doğru gidiyor. 500 bin liralardaydı. Bir anda Biden açıklama yaptı. Vergi getireceğiz dedi. 380 bin liraya kadar düştü. 500 bin liranın üstündeydi. Şu an tekrar 500 bine doğru bir tırmanmaya çalışıyor. Durduramıyoruz. Yani bu işi yönetenler, şunu merak ediyorum Hamza Bey. Hani bu adamlar, evet, tüm dünyada şişti bu coinler. Bir şekilde patlayacak ve bu patlamayı tabii siz de bilmiyorsunuz. Nereye gidiyor? Aslında ben size şunu söyleyeyim. Evet, altcoin'lerin bence %80-85'i belki de gideceği. Yani altcoin dediğimiz rally mutlaka ve mutlaka burada projesi olmayanlar yok olup gidecek. Ama bir Bitcoin'in, bir Ethereum ya da büyük dediğimiz coin'lerin gitme gibi bir olasılığı yok. Ben size Biden'ın açıklamasından ziyade, yani Bitcoin'deki geçtiğimiz haftadaki gerilemenin sebeplerinin bir tanesi sadece Amerika'nın ya da Biden'ın açıklaması değil, Türkiye bu konuda çok çok aktif rol oynuyor bununla alakalı. Yani Türkiye'deki geçtiğimiz 15 gün içerisindeki Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama, işte Türkiye'de kripto paraların alışverişte kullanılmayacak demesi, dünyada bu yanlış bir algı oluşturuyor. Sanki Türkiye'de kripto para yasaklanıyormuş gibi. Bu, inanın ki Biden'ın açıklamasından çok daha büyük düştü dünya gündemine. Ve yine geçen hafta işte X bir borsanın Türkiye'de patlaması ve mağdurların olması bu dünya gündemine çok ciddi düştü. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü dünyada 4. sıradayız bu konuda ve Avrupa'da ilk 1'deyiz. Yani kripto para alım satımında hacim olaraktan bu kadar büyüküz. Yani Türkiye'deki olacak her bir olayın dünyadaki bütün kripto paralara, Bitcoin başta olmak olaraktan etkilediğini biz son 15 güne bunu net olaraktan gördük bununla alakalı. Evet. Tabii dünyada ses getirdi mi Özkan Bey bu hani Türkiye'de para çalıp da kaçan adam? İnanın sadece dünyada değil, hem Merkez Bankası açıklaması hem de bu çalınan para, yaklaşık ben 30'a yakın ülkede yatırımcılarımız var, birçok insanla görüşüyoruz. Türkiye'de neredeyse hiç arayan olmadı ama yurt dışından, Skype'dan, WhatsApp üzerinden arayanlardan telefonum kilitlendi 2 gün boyunca. Müthiş bir yankı vardı. Türkiye'de yasaklandı mı? İşte Türkiye'de şimdi bu adam aldı kaçtı, yasaklayacaklar mı? Devletin politikası ne olacak? İnanın 2 gün boyunca sadece bunlara cevap verdik. Ve hala bunlarla alakalı birçok görüşmeler yapıyoruz. İnsana diyoruz ki hayır, Türkiye'de her şey yolunda, bir paniğe gerek yok vesaire vesaire. Çünkü özellikle büyük bu sene kripto para sektörüne büyük oyuncular girdi devreye. Yani son 1,5 yıla kadar hep küçük oyunculardı bu sahnede. Şimdi büyük şirketler, büyük oyuncular girdi ve herkes Türkiye'yi çok iyi takip ediyor ki ve şu anda Merkez Bankası'nın, Hazine Bakanı'nın yapacağı açıklama, alacağı kararlar gerçekten Bitcoin'in ya da diğer coin'in geleceğini etkileyeceğini düşünüyorum. Yani az çok. Yani o zaman bilgilendiriyorsunuz gayet insanları, halkı. Peki az önce 1 milyon dedim ama o sorum bir şey oldu. Tam cevap alamadım. 1 milyona doğru gidiyor mu Bitcoin? Gider. Gider. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz beyefendi? Çünkü şu anda büyük oyuncular dediğimiz, bu zamana kadar hep küçük oyuncular da bu işin içerisinde. Şu anda işte siz de takip ediyorsunuz ki Elon Musk gibi birçok büyük yatırımcı artık burada oyuna girdi. Bu da fiyatı yukarı çıkacaklar. Çünkü bu adamlar küçük rakamlarda Bitcoin topluyorlar. Hala topluyorlar. Geçen hafta mesela
Bitcoin'in düşmesiyle birlikte büyük şirketler, özellikle Amerika merkezli büyük şirketler çok büyük alımlar yaptılar. Bu adamlar aldıkları bu kripto parayı ucuz fiyata satmayacaklar ve daha yükseltecekler bununla alakalı. Vay ve be. Şu anda bir de şu var. Evet, dünyada kötü tablolar var. Biden'ın vergi yetirmesi, işte Türkiye Cumhuriyeti, işte yine Hindistan, Pakistan ve Hindistan'la alakalı bazı gelişmeler olması. Ama bir de şu var ki artık yasalar çıkıyor. Artık devletler bu işi kontrol altına almak istiyorlar. İnsanlar daha çok güveniyor. Yani devletler bu konu medyada konuşuldukça, devletin büyük başkanları bunu konuştukça insanlar diyorlar ki evet, bu arada gelecek var. Artık devletin gündeminde, siyasetin gündeminde ise insanlar bu konuya daha çok emin Peki, adımlar bakıyorlar. Hamza Bey, geçiyoruz. Gayet güzel. Bakın, şu an az önce dediniz ki, yanlış anlamıyorsam, şu an bizi Türkiye'den ve dünyadan izleyen Türkler var. Dediniz ki yeni başlayanlara, yani bugün adam cebine, örnek veriyorum, 3000 dolar parası var. Ben Bitcoin dünyasına girmek istiyorum. Yeni başlayanlara şunu mu diyorsunuz? Altcoin'lere girerseniz altcoin'lerin %85'i batacak. Bir anda çarpılabilirsiniz. Yanılıyor evet, muyum? Kesinlikle, özellikle biraz da uzakta olmalarını tavsiye ediyoruz. Evet, son olarak son 2 dakikamız kalmış. Şu an bizi izleyenlere ne gibi önerileriniz var? Önerilerinizi de alalım. Acilen bizim bir Bursa'ya geçmemiz gerekiyor. Önerilerimiz şu: mutlaka bu konuyla alakalı bilgi birikiminde olmasını istiyoruz bununla alakalı. Mutlaka güzel YouTube kanalları var ve bununla alakalı, yani bilgi almadan ve bu işle alakalı belli bir birikimle de bir kişiden bilgi almadan bu işe yatırım yapmalarını istemiyoruz kesinlikle bununla alakalı. Tamam. Özkan Bey, teşekkür ediyoruz. Size selamlarımızı gönderiyoruz çok. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar efendim. İyi hafta sonlar diliyoruz. Hızlı bir şekilde Bursa'ya.